Tarihane kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda Atatürk ülkeleri ve Türk inkaplarını işleyeceğiz. Konulara geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Atatürk ülkelerini cahildim diye kodluyoruz. Evet unutmayın. Cahildim dünyanın rengine kandım diyor Üstad Neşit Ertaş. Cumhuriyetçilik, halkçılık, layıklık, devletçilik ve milliyetçilik olmak üzere 6 ilkemiz var. Atatürk ilkelerini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Çünkü ÖSYM'nin sınavlarda en çok sormuş olduğu nokta Atatürk ilkeleridir. Dikkat et. Ben size bunu şifreleme yöntemiyle anlatacağım. Cumhuriyetçilikle başlayalım arkadaşlar. Cumhuriyetçiliğin önce tanımını yapalım. Daha sonra anahtar bahsedelim. Cumhuriyetçilik yönetme hakkının halka verilmesi. Yani halkın kendi kendini yönetmesine biz cumhuriyetçilik diyoruz. Peki anahtar kelimeleri nelerdir? Parça içerisinde bunlardan bir tanesini görürseniz cumhuriyetçiliği yapıştırın. Ulusal egemenlik, milli egemenlik, milli irade, halkın kararı, rejim. Rejim dediğimiz yönetim biçimi. Rejim, meclis, siyasi parti, oy. Seçme ve seçilme, siyasi haklar, çok partili hayata geçiş. Bunlardan bir tanesini görürseniz cumhuriyetçilik olacaktır arkadaşlar. Dikkat et. Mesela örnek verelim. Saltanatın kaldırılması cumhuriyetçiliktir. Nasıl hocam? Bir kişinin olduğu egemenlik gitti, yerine halkın egemenliği geldi. Bu yüzden cumhuriyetçiliktir. Halkçılığa bakıyoruz arkadaşlar. İnsanlar arasında ayrım gözetmeksizin herkesi eşit kabul eden akım halkçılıktır. Unutma, insanlar arasında herhangi bir sınıflaşma, gruplaşma, ayrım yoktur. Herkes eşittir diyorsa bu halkçılıktır arkadaşlar. Peki halkçılığın en önemli anahtar kelimeleri nelerdir? Eşitlik, sosyal devlet, ayrım, sınıflaşma, gruplaşma, fark. Özellikle sosyal devlete dikkat et, değerli arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal devlet midir? Evet sosyal devlettir. Nasıl yani? Arkadaşlar topluma ayrım yapmadan herkese hizmet sunuyorsa eşit, çak, eşit şekilde yaklaşıyorsa sosyal devlettir. Örneğin Eylül ayında okulun ilk haftasında okul kitapları sizlere ücretsiz dağıtılıyor. Değil mi? İşte al bakalım sana ücretsiz al bakalım sana ücretsiz sen ver bakalım parasını. Böyle bir şey var mı? Yok. Bu yüzden arkadaşlar halka eşit şekilde yaklaşmaya biz sosyal devlet diyoruz dikkat edin. Mesela buna bir örnek verelim. Arkadaşlar soyadı kanunu halkçılığa girer. Çünkü soyadı kanununda lakap ve ünvanlar var. İşte kimisini övüyorsun A, paşa, bey, şeyh, gibi övüyorsun. Kimilerini de gömüyorsun. Nedir o? Kör, topal, çolak gibi ünvanlar kullanarak gömüyorsun. İnsanlar arasında bir gruplaşma var mı? Var. Bu yüzden arkadaşlar Suyadık kanunu gelmesiyle lakaplar ve ünvanlar yasaklandı. Herkes eşit kabul edildi. Suyadık kanunu gelince herkes eşitlendi. Bu da halkçılığa girer. İnkılapçılığa bakalım arkadaşlar. Her alanda köklü yeniliklere biz inkılapçılık diyoruz. Her alanda köklü yenilikler inkılapçılıktır. Eskiyi atıp yerine yepyeni, çağdaş, modern bir şey getiriyorsak bu inkılapçılıktır. Mesela örnek verelim. Latin alfabesine geçiş, değil mi? Eskiden Osmanlıcayı kullanıyorduk, Osmanlıcayı attık, yerine Latin alfabesini getirdik. E kardeşim bu nedir? İnkılapçılıktır. Batıllaşma, medeniyet, uygarlık, ileri, muhasırlaşma, çağdaşlaşma, yenilik, modern gibi anahtar kelimeleri lütfen unutmayın arkadaşlarım. Evet, layıklığa bakıyoruz. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına biz layıklık diyorduk. Fakat artık ÖSYM e din kelimesini vermeden senden layıklığı isteyebilir. E pe peki nasıl yapacağız bunu? Arkadaşlar parça içerisinde din kelimesi yoksa akıl ve bilime bakacaksın kardeşim. En çok sorduğu anahtar kelime akıl ve bilimdir. Dikkat et. Özgür düşünce, vicdan özgürlüğü, mantık bunları görürsek layıklığı yapıştırın. Devletçiliğe bakıyoruz. Vatandaşların her yönden gelişmesi ve yüceltilmesi için devletin gerekli alanlara müdahale etmesi ve yatırım yapmasına biz devletçilik diyoruz. Yani kısacası şunu söyleyeyim size. insanların tek başına yapamayacakları işleri devletin yapmasına biz devletçilik diyoruz arkadaşlar. Nedir anahtar kelimelerimiz? Yatırım, özel sektör, ekonomi, banka, kalkınma planları bunlar da devletçiliğe girer arkadaşlarım. Bir diğer ilkemiz milliyetçilik. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin kendini Türk hisseden herkes Türk vatandaşı sayılacaktır. Atatürk milliyetçiliğinde asla ama asla din ve ırk ayrımı yoktur arkadaşlar. Unutma. Anahtar kelimelerimiz nelerdir? Türk, dil, tarih, birlik ve beraberlik, bağımsızlık bunlar da milliyetçiliktir. E kardeşim bir önceki videomda ben size Kurtuluş Savaşı'nı anlatmıştım. Kurtuluş Savaşı'nda şunu görmüştünüz. Tekalifi milliye emirlerinin çıkarılması. Milliyetçiliğe girer mi? Girer. Halk birlik ve beraberlik içerisinde ne yapıyor? Orduya destek veriyor. Kimisi kıyafetini, kimisi yiyeceğini ne yapıyor? Orduya bağışlıyor. Burada dayanışma var. Burada birlik ve beraberlik var. Burada milliyetçilik ruhu var. Türk inkılaplarıyla devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması diyor arkadaşlar. Bakın 23 Nisan 1920 tarihinde birinci tevme açılmıştı. İkinci tevme ise 11 Ağustos 1923 tarihinde açıldı. Şimdi meclis kimi temsil eder? Halkı temsil eder öyle değil mi? Milleti temsil eder. E kardeşim o zaman meclis varsa hangi Atatürk ülkesine girerdi? Tabii ki cumhuriyetçilik. Unutmuyoruz. Arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması birinci tevbe tarafından görüşüldü. ikinci tevbe tarafından onaylanıp yürürlüğe konmuştur. Dikkat et ÖSYM'nin sormuş olduğu sınav sorusu. Yine arkadaşlar ikinci tevbe döneminde Ankara başkenti ilan edilmiştir. Bunu da unutmayın değerli arkadaşlarım. Birinci tevme savaşçı bir meclistir. İkinci tevme ise inkılapçı bir meclistir. Birinci tevmede siyasi partiler yoktur. İkinci Tevbe'de ise siyasi partiler vardır. Şimdi gelelim siyasi alanda yapılan inkılaplara. Saltanatın kaldırılması diyor. 1 Kasım 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal saltanatı kaldırıyor. Ve böylece Osmanlı Devleti son nefesini veriyor ve Osmanlı resmen sona ermiş oluyor arkadaşlar. Şimdi neden saltanatı kaldırmıştık? Bir kısaca hatırlatma yapalım size. Önceki videomda bahsetmiştim. Lozan'dan hemen önce saltanatı kaldırıyoruz. Çünkü Lozan'da ikilik yaşanmasın. Lozan'a sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çağırsınlar. İstanbul Hükümeti'ni çağırmasınlar diyerek, ikilik çıkmasın diyerek ne yapıyoruz? Saltanatı kaldırıyoruz arkadaşlar. Unutmayın saltanatın kaldırılmasıyla bir kişinin olduğu egemenlik gitti yerine halkın egemenliği geldi. Bu yüzden cumhuriyetçiliktir. Dikkat et. Yine saltanatın kaldırılması laikliğin ilk adımıdır arkadaşlar. Laiklik yolunda atılan ilk adımdır. Ne alaka? padişah aynı zamanda halifeydi biliyorsunuz. E kardeşim Vahdettin halife olarak kaldı değil mi? Hatta İngiltere'ye sığınmıştı. Biz yerine Abdülmecit Efendi'yi halife olarak ilan etmiştik. Abdülmecit Efendi halife olarak kaldı. Siyasi işler ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kaldı. Din ve devletler birbirinden ayrıldı mı? Ayrıldı. Bu yüzden saltanın kaldırılması cumhuriyetçilik ve laikliğe girer. Dikkat et. Arkadaşlar cumhuriyetin ilanı. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan ediliyor ve böylece çeşitli sorunlar ortadan kalkmış oluyor. Nedir bu sorunlar? Rejim belirsizliği ortadan kalktı. Biliyorsunuz rejim sorunu yaşanıyordu. İnsanlar dedi ki ya kardeşim bizim şu anki rejimimiz ne? Biz hangi sistemle yönetiliyoruz? diyerek rejim sorunu vardı. Cumhuriyetin ilanıyla bu sorun ortadan kalktı hükümet bunalımları ortadan kalktı. Hükümet kurmak daha kolay hale geldi. Ve böylece meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş yaptık. Unutmayın Cumhuriyet'in ilanıyla kabine sistemine geçiş yaptık değerli arkadaşlarım. Yani bakanlıklar, bugünkü bakanlıkların olduğu sisteme geçiş yaptık. Devlet başkanlığı sorunu ortadan kalktı. Yani devlet başkanımız kim artık? Cumhurbaşkanı. Kim o? Gazi Mustafa Kemal. Arkadaşlar Cumhuriyet'in ilanıyla Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanları bilelim. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Başbakan İsmet İnönü, Meclis Başkanı ise Halifeti Okyar olmuştur. Evet bir diğer inkılaplarımıza bakalım. Halifeliğin kaldırılması. Arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğunuz dört gelişme bu dört gelişme. 3 Mart 1924 tarihinde yaşanmıştır. Halifeliğin kaldırılması, Erkan-ı Harbiye vekaleti, Şeriye ve Efkaf vekaleti, Tevhid-i Tedrisat Kanunu bu dördü 3 Mart 1924 tarihinde yaşanmıştır. Yani size ÖSYM sorabilir hangisi ayrı tarihte yaşanan inkılaplardır, gelişmelerdir diye sorulabilir. Öncelikle halifeliğin kaldırılmasıyla başlayalım. Değerli arkadaşlarım 1 Kasım 1922'de Saltaz'ın kaldırılmasıyla biliyorsunuz Vahdet'in İngiltere'ye sığındı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Abdülmecit Efendi'yi halife olarak seçmişti. 1922'den 1924 tarihine kadar bu iki yıllık süreçte Abdülmecit sürekli devletin işlerine burnu sokacak, Mustafa Kemal'in işlerine burnu sokacak, siyasetle uğraşmaya başlayacak ve Mustafa Kemal bunu bir uyarır, iki uyarır, en fazla diyor ki yeter artık halifeliği kaldırıyorum der. Halifeliğin kaldırılması Cumhuriyetçilik ve layıklığa girer arkadaşlar. Zaten dini bir kurum kaldırılmış. E o zaman layıklık. Bunu biliyorsunuz. Peki nasıl cumhuriyetçiliğe girer? Arkadaşlar halife siyasi işlere burnu sokuyor. Yani devletin içerisinde iki tane baş var. iki tane lider var gibi bir şey. Bu yüzden halifenin kaldırılmasıyla cumhuriyetçilik güçlenecek. Ve böylece layıklık ve cumhuriyetçiliğe girer. Erkan'ı ı Harbiye Vekaleti. Harp, savaş, askerlik. Onu aklımıza getirin. E o zaman... Harbiye vekaleti kaldırılmış. Arkadaşlar ordu siyasetle iç içe. E Mustafa Kemal de bunu istemiyor. Siyaset orduyu ikiye böler diyor. Bu yüzden Mustafa Kemal ne yapacak? Erkan Harbiye vekaletini kaldırıyor. Yerine Genel Kurmay Başkanlığı kurulacak değer arkadaşlarım. Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı kuruluyor. Şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması. Şimdi bakın bu kelimeyi sizinle otopsi yapalım. Şeriye ne demek? Şeriat. Aklınıza şeriattan gelsin. Şeri vergiler, Osmanlı'dan vergilerdi şeri vergi, dini vergilerdi, şeriat dini. E o zaman şeriye vekatinin kaldırılması yerine Diyanet İşleri başkanlığı kurulacak. Efkaf diyor. E kardeşim bu bunu bir Türkçe haline, Türkçe kelimeye çevir, otopsi yap bunu hemen. Ünlü harfleri sil ve kafeye kalıyor değil mi? Yani vakıf, efkaf vekatinin kaldırılmasıyla vakıflar, genel müdürlüğü kuruldu. O zaman şunu unutma. Şeria ve efka fekalatinin kaldırılmasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Din ve vakıf işleri birbirinden ayrıldığı için laiklik, tevhid tedrisat kanunu. Biz bunu otopsi yapmıştık önceki videolarımızda. Eğitimde birlik kanunu olarak geçer. İzleyenler varsa geçmişteki nokta atışı full tekrar videolarımızı izlemeyen varsa mutlaka arkadaşlar izlesinler. Tevhid tedrisat kanunu eğitimde birlik kanunu olarak geçer. Tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. E kardeşim burada ne var? Milliyetçilik var. Öyle değil mi? Milliyetçilik. Eğitimde birlik ve beraberlik sağlandığı için milliyetçilik ilkesine girer arkadaşlar. Bir diğer inkılaplarımıza bakıyoruz. 1924 Anayasası kabul edildi arkadaşlar. 1921 Anayasası vardı hatırlarsanız. Bu savaşçı bir anayasaydı. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmıştı 1921 Anayasası. Diğer ismiyle Teşkilat-ı Esası olarak geçer. Daha sonra Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1924 Anayasası'nı ilan ettik. Ve böylece daha kapsamlı, daha detaylı bir anayasa hazırlandı arkadaşlar. Çünkü bize 21 Anayasası yetmiyordu. Şimdi 24 Anayasası'nın özelliklerine bakalım. Devletin rejimi belirlenmiştir. Devletin dini İslam'dır maddesi yer alıyor. Daha sonra arkadaşlar bu madde laiklik ilkesiyle çeliştiği için 1928 tarihinde devletin dini İslam'dır maddesi kaldırılacak. Yine 24 Anayasasında kabine sistemine geçilmiştir. Seçimler 4 yılda bir yapılacak. İki dereceli olarak çoğunluk sistemi esasına dayalı bir biçimde sadece erkek nüfusla yapılacaktır. Ve seçme yaşı 18'e çekiliyor arkadaşlar. Şimdi bu durum neyle çelişiyor sizce? Cumhuriyetçilik ilkesiyle çelişiyor. Çünkü cumhuriyetçilik ilkesinde kadın erkek seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Ama 24 Anayasası ne diyor? Sadece erkek nüfus oy kullanacak. Bu cumhuriyetçilik ilkesiyle çelişir. Peki kadınlarımız tam anlamıyla ne zaman seçme ve seçilme hakkı elde edecek? 1934 tarihinde. Bunu unutmayın. Yine 24 Anayasası'nın özelliklerine bakacak olursak, kanun önünde eşitlik ilkesi getirilmiştir. İlköğretim öğretim zorunlu ve ücretsiz yapılacaktır. 1937 tarihinde Atatürk'ün 6 ilkesi anayasanın 2. maddesine eklenmiştir arkadaşlar. Şimdi gelelim sizinle beraber çok partili hayata geçiş. Bakın arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası kuruluyor. Fırka parti demek daha sonra fırka yerine parti ismi kullanılacak. Cumhuriyet Halk Partisi CHP kuruluyor. Arkadaşlar devletin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Cumhuriyetin ilanıyla Cumhuriyet Halk Fırkası adını alacak ve 1950 tarihine kadar 1950'ye kadar ülkeyi tek başına yönetecektir. Daha sonra biliyorsunuz 1950'den sonra Demokrat Parti yani Adnan Menderes yeter artık söz milletindir diyerek CHP'yi indiriyor ve 10 yıllık iktidara gelecek Demokrat Parti. Şimdi arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası kurulduktan sonra Mustafa Kemal Meclis'e gelir ve der ki tek parti demokrasiyi sağlayamaz. Benim partimin karşısına bir parti kurun. Bana muhalefetlik yapsın, yanlış yaptığım yerleri eleştirsin diyerek bir parti kurulmasını isteyecek. Aradan birkaç gün geçiyor ve Mustafa Kemal'in karşısına Kazım Karabekir çıkar. Bunun üzerine Mustafa Kemal şaşırır. Kazım senin burada ne işin var? Bunun üzerine Kazım Karabekir cevap verir. Sen siyaset yaparsın da ben yapamaz mıyım? Bunun üzerine Mustafa Kemal cevap verir. Bak Kazım siyaset askerle benzemez. Sen askerlikte çok iyisin. Sen ki 15. Kordu komutanı olarak askerlikte çok iyisin. Sen ki şart Fatih olarak anlıyorsun. Türk Silahlı kuvvetlerin sana ihtiyacı var. Siyasete bulaşma diyecek. Bunun üzerine Kazım Karabekir cevap verir. Hayır ortada savaşma mavaş yok. Ben de siyasetçi olacağım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdum. Sana muhalefetlik yapacağım diyor. Bunun üzerine Kazım Karabekir'in partisi kurulmuş olacak değerli arkadaşlarım. Şimdi bu partide kimler var? Karar olarak kutluyoruz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularını Karar olarak kodlayacağız. Kazım Karanekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele, adı var. Bunları da unutmayın değerli arkadaşlarım. Peki arkadaşlar, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın özellikleri nelerdir? Bakın, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası liberal ekonomiyi savunmuştur. Cumhuriyet Halk Fırkası ise devletçilik politikasını savunurken, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ise liberal ekonomiyi savunmuştur. Unutma! Yine Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası dini inanç ve düşüncelere saygılı olduklarını vurguladıkları için ülke içerisinde Cumhuriyet Karşıları'nın toplanma merkezi haline geliyor. Mustafa Kemal düşmanlarının toplanma merkezi haline geliyor. Doğal da büyük bir isyan çıkacak. Şeyh Said isyanı. Bu isyana Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası destek verdi denilerek Takrir-i Süküm Kanunu ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılır. Ve Mustafa Kemal der ki Türk milleti henüz çok partili hayata hazır değil. Biraz daha bekleyelim diyecek. Arkadaşlar Şeyh Said isyanı rejime karşı çıkan ilk isyandır. Yani Cumhuriyet rejimine karşı çıkan ilk isyan Şeyh Said isyanıdır. Dini nitelikli bir isyandır arkadaşlar. Unutmayın İngiltere bu isyana destek vermiştir. Neden? Musul'u işgal edebilmek için İngiltere destek veriyor. Şeyh Said isyanı detaylı şekilde sizinle Türk dış politikasında ele alacağım. Unutmayın. Evet arkadaşlar, bir diğer gelişmelerimize bakalım. Takriri sükun kanunu sükun sükunetten gelir sessizlik huzuru sağlama kanunu. Bu kanun ile Doğu Anadolu'daki Şeyh Said isyanı bastırıldı ve ülkedeki asayiş sağlandı arkadaşlar. Unutmayın. Şeyh Said isyanı için çıkarıldığını unutmuyoruz. İzmir suikastı Arkadaşlar ülke içerisinde Mustafa Kemal'i öldürüp halifeliği ve saltanatı geri getirmek isteyenler var. Bu yüzden İzmir'in girişinde suikast düzenleyecekler. Mustafa Kemal İzmir'e bir gün gecikmeli gitmesiyle suikast başarısız olacak. Gazi Mustafa Kemal bu suikast sonrası şu sözleri söyleyecek. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır diyerek Cumhuriyet rejiminin ölümsüzlüğünü dile getirmiştir. Yani diyor ki kısacası ben muhakkak öleceğim fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır diyor. Ne kadar güzel bir söz diyor. öyle değil mi? Arkadaşlar İzmir suikasti yine rejime karşı çıkan, Cumhuriyet rejimine karşı çıkan bir isyandır. Unutmayın hatta İzmir suikastinde suçlular istiklal mahkemelerinde yargılanıyor. Ve oradaki kişilerden birisi diyor ki bizimle beraber seni öldürmek isteyenler arasında Kazım Karabekir de vardı. Bunun üzerine Mustafa Kemal şaşırır. Kazım böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Sen benim en yakın dostumsun. Böyle bir şey nasıl yaparsın der. Bunun üzerine Kazım Karabekir der ki asıl sen benden böyle bir şeyi nasıl umarsın? Sen benden böyle bir şey nasıl beklersin der. ''Ben seni öldürmek isteseydim, Erzurum'da trenden iler inmez tutuklar ya da öldürürdüm ama ben seni destekledim. Ben seni neden öldüreyim?'' der. Bunun üzerine Mustafa Kemal der ki ''Yakın bir zamanda senin partini kapattım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kapattım. Belki bana karşı bir nefret duygusu besliyorsun. Bu yüzden beni öldürmek istedim belki de. Sen de yargılanacaksın Kazım'' der. Bunun üzerine Kazım Karabekir istiklal mahkemelerinde yargılanan komutandır dikkat edin arkadaşlar. Önemli Kazım Karabekir istiklal mahkemelerinde yargılanmıştır ve atlanıyor. Suçsuz olduğu ortaya çıkıyor fakat iki dostun arası eskisi gibi samimi olmayacak. Evet Serbest Şunut Fırkası arkadaşlar 1930 tarihinde Mustafa Kemal meclise gelir ve der ki Direkt parmağıyla işaret ediyor. Ali Fethi Okyar'ı gösteriyor. Diyor ki bir parti kur. Kuracağın parti benim partime muhalefetlik yapsın. Benim partimi eleştirsin. Hatalarımı söylesin. Doğrularımı takdir etsin diyecek. Ve Ali Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurar. Arkadaşlar bu partinin de ekonomi modeli liberal ekonomidir. Unutmayın. O zaman CHP devletçiliği savunuyordu. Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fırkaları liberal ekonomiyi savunmuşlardır. Yani serbest piyasayı savunuyorlar. Peki bu partinin kurulma nedeni nedir? 1929 dünya ekonomik krizi çıkacak. Bu kriz sonrası yaşanan sıkıntılarda hükümetin denetlenme ve eleştirilme ihtiyacının oluş oluşması. Bu yüzden ekonomik krizden dolayı, dünya ekonomik krizden dolayı serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması istenecek. Bakın çok basit. Bu parti ne zaman kurulmuş? 1930 tarihinde. Yani... 1929 dünya ekonomik krizinden bir yıl sonra kurulmuş. Krize karşı önlemler alabilmek, hükümetin eleştirilmesi, denetlenmesi için kurulmuştur diyeceksiniz. Fakat çok sürmüyor, 6 aya yakın bir ayakta kalıyor zaten. Ülke içerisinde yine Cumhuriyet karşıları, Mustafa Kemal düşmanları Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın etrafında toplanacak. Maksat CHP'yi yıpratmak için burada toplanacaklar. Ve Ali Fethi Okyar diyecek ki, lan benim partim ne hale gelmiş? diyerek kendi partisini kendisi kapatacak. Unutmayın. Arkadaşlar Mustafa Kemal bu partinin kapanmasından sonra diyecek ki Türk milleti henüz çok partili hayata hazır değil. Biraz daha bekleyelim diyecek. Fakat dünya gözüyle çok partili hayata geçtiğimizi göremeyecekler arkadaşlarım. Ve geliyoruz Menemen olayına. Diğer ismiyle Kubilay olayı diye geçer. Arkadaşlar ülke içerisindeki rejim karşıları, cumhuriyet düşmanları ne yapacak? İzmir'in Menemen ilçesinde toplanıyorlar. Bunun üzerine Mustafa Kemal Asseymen Kubilay ve askerlerini görevlendirir. Bizim Kubilay gidiyor tam isyanı bastıracakken isyancılar 20 yaşındaki genç subayımızı esir alırlar ve kafasını kopararak Şehit ederler. Bunun üzerine bu üzücü hadise Mustafa Kemal'in yaveleri tarafından haber edilir. Paşam paşam İzmir'in Menemen ilçesinde Assemen Kubilay şehit düşmüştür. Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal büyük bir üzüntüye boğulur ve der ki: "Derhal İzmir'i yakın." der. Arkadaşlar, bir subayının şehit düşmesi üzerine İzmir'i yakın emrini veriyor. Görüyorsunuz. Bir askerimize, bir subayımıza ne kadar büyük önem veriyoruz. Değerli arkadaşlarım, Şehit Said isyanı, İzmir suikastı, Menemen olayı rejim karşı çıkan isyanlardır. Lütfen bunları unutmayın ÖSYM'nin öncüllü sorularına devamlı sorulmuş. Devamlı sorulmuş. Dikkat et. Geliyoruz Türk Medeni Kanunu'na. 1926 tarihinde Türk Medeni Kanunu ilan ediyoruz. Bu kanun ile kadın erkek sosyal ve hukuki açıdan eşitlenmiştir. Osmanlı'nın Medeni Kanunu olan Mecelle tarihe karıştı. Ve arkadaşlar Kadın erkek tekrar söylüyorum sosyal ve hukuki açıdan eşitlenmiştir. Siyasi alanda eşitlik yok. ÖSYM buradan soru soruyor dikkat et. Kadın erkek siyasi alanda eşitlenmiştir. Kadınlar da artık oy kullanacaktır gibi maddeler veriyor. Yanlış. Çünkü Türk Medeni Kanunu'nda siyasi açıdan herhangi bir şey yok arkadaşlar. Sosyal ve hukuki açıdan kadın erkek eşitlendi. Şimdi sizinle beraber Türk Medeni Kanunu'nun içeriğine bakalım. Arkadaşlar eskiden çok eşlevlik vardı. Bir erkek 1, 2, 3, 4 tane eş alabiliyordu. Fakat Türk Medeni Kanunu dedi ki artık tek eşsizlik var. Bir tane eş alabilirsin daha fazlası yasak. Yine arkadaşlar eskiden miras konusunda kadına bir erkeğe iki veriliyordu. Fakat Türk Medeni Kanunu dedi ki kadın ve erkeğe eşit vereceksin. %50, %50. Dikkat et. Miras konusunda eşitlik geldi. Yine evlenme ve boşanma hakları hep erkeğin lehineydi. Kadın boşanma hakkı yoktu eskiden. Fakat Türk Medeni Kanunu ki erkek nasıl boşanma hakkı varsa kadının da boşanma hakkı vardır diyerek evlenme ve boşanma hakkı getirildi. Eskiden resmi nikah yoktu. Mahalledeki imamı çağırıyorlardı, basıyorlardı imam nikahını, evleniyorlardı. Fakat Türk Medeni Kanunu ki Artık resmi nikah kıymak zorundasın. Arkadaşlar Eskiden sadece erkekler çalışabilir, kadınlar çalışamazdı. Hatta kadın çalışmak isteyince otur oturduğun yerde, elinin hamuruyla erkek işine bulaşma derler. Fakat Türk Medeni Kanunu dedi ki artık kadınlar da iş hayatına atılabilir. Kadınlar da istediği işte çalışma hakkı elde edebilir. İstediği işte çalışabilir diyerek kadınlara eşitlik getirdi arkadaşlar. Yine bu kanun ile Patrikhanedeki yetkiler devlete devredildi. Bunları da unutmayın arkadaşlarım. E o zaman kadın erkek sosyal ve hukuki açıdan eşitlendiyse hangi ilkeye girer? Halkçılık. Patrikhanedeki dini yetkiler devlete devrediliyorsa bu da layıklığa girer. Unutmayın. Türk Medeni Kanunu halkçılık ve layıklığa girer arkadaşlar. Peki aklına gelmişken söyleyeyim. Türk Medeni Kanunu nereden alındı? İsviçre'den alındı. İsviçre. Dikkat et. Ve geliyoruz kadınlara siyasi hakların verilmesi sırasıyla. BMW diye kutluyoruz arkadaşlar. BMW kadınlarımızın en çok sevdiği araba markası BMW'dir. Bu yüzden kadınlara verilen siyasi yaklar sırasıyla BMW olarak kutlayacağız. Kadınlarımız 1930 tarihinde belediye seçimlerine katılmak. 1933 tarihinde mıhtarlık seçimlerine katılma hakkı. 1934 tarihinde milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı elde edecek. Unutma belediye seçimleri, mıhtarlık, Vekillik. Belediye, muhtarlık, vekillik. O zaman kadınlarımız tam anlamıyla ne zaman seçme ve seçilme hakkı elde edecek? 1934 tarihinde. Dikkat et. Kadınlar da artık oy kullanacaksa erkekler gibi hangi ilkeye girer? Halkçılık. Eşitleniyor çünkü. Kadınların da oy kullanması hangi ilkeye girer? Cumhuriyetçilik. Unutmayın o zaman bu yaşanan gelişmeler halkçılık ve cumhuriyetçiliktir. Arkadaşlar kanunlardan bahsedelim sizinle. Türk Ceza Kanunu'nun <laughs> bana vermiş olduğu <laughs> arkadaşlar Türk Ceza Kanunu İtalya'dan alındı. Ticaret kanunları ise Almanya'dan alınmıştır. Dikkat et. Evet bir diğer yaşanan gelişmelere bakalım. Arkadaşlar medreselerin kapatılması diyor. Biliyorsunuz 11 Mart 1924 tarihinde medreseler kapatıldı. Böylece eğitim sistemindeki ikilikler sona erdi. Çünkü ülke içerisinde çağdaş okullar var. Ve aynı zamanda medreseler var. E kardeşim burada eğitimde ikilik yaşanıyor. Bizim medreseleri kapatmamız eğitimdeki ikiliğe son verecek. Hangi ilkeye girer? Laiklik. Çünkü dini eğitimler veriliyor burada. Latin alfabesine geçiş. Arkadaşlar 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Türk harfleri kabul edildi. Latin alfabesinin Türkçeye uyarlanması sonucu yeni bir Türk alfabesi oluşturulmuştur. ÖSYM'nin en çok sormuş olduğu gelişmelerden birisi de Latin alfabesine geçiştir. Dikkat et. Şimdi sizlerle beraber bunu ele alacağım. Lütfen not eden arkadaşlarım varsa biraz daha hassas bir şekilde dinlesin. Çok önemli. Gerçekten ÖSYM'nin devamlı sormuş olduğu yerdir burası. Şimdi Latin alfabesine geçiş ile Türkçe yabancı dillerden arındırıldı. Bu hangi ilkeye girer? Milliyetçilik. Türkçe yabancı dillerden arındır, arındırılmış, milliyetçilik ilkesine girer. Halk dili ile aydın dili arasındaki fark ortadan kalktı. E kardeşim fark ortadan kalktıysa halkçılığa girer. Eşitlik var çünkü. Yine Türkçe çağdaş batılı diller seviyesine getirilmiştir. Çağdaş ve batılı diller dediği için inkılapçılık. O zaman Latin alfabesine geçiş hangi ilkelere girer? Milliyetçilik, halkçılık ve inkılapçılık ilkelerine girer arkadaşlar. Geliyoruz millet mekteplerine. Arkadaşlar 1928 tarihinde millet mektepleri açılacak. Peki amacımız ne? Neden açıyoruz bu mektepleri? Okuma yazma çağına gelmiş insanlara Latin alfabesini öğretmek. İnsanlara okuma yazmayı öğretmek için ne yapıyoruz? Millet mektepleri açmışız. Ve bu okul herkese açık. Yani 7'den 70'e herkes gelebilir. Bu yüzden bir ayrım yok. Hangi ilkeye girer? Halkçılığa girer arkadaşlar. Unutmayın halkçılık. Geliyoruz Türk Tarih Kurumu'na. Türk Dil Kurumu ve Şapka ve Kılık Kıyafet Kanunu. Arkadaşlar, Türk Tarih Kurumu 1931 tarihinde açılmıştır. TTK. Pardon, çok özür dilerim sizden. TTK demem lazımdı. Neden? Çünkü şu Türk Dil Kurumu'nun başındaki şahsiyetler artık ne halt diyorlarsa e, neredeyse 2-3 yıla bir kelime değişiyor. Eskiden... K demeyeceğiz. Hata yapmışız kardeşim. K diyeceğiz dediler. tamamla K diyelim dedik biz de. Daha sonra arkadaşlar şu yakın zamanda dediler ki kardeşim biz yine hata yapmışız. E K demeyeceğiz de ne diyeceğiz? K diyeceğiz. Ya o kardeşim siz ne halt diyorsunuz ya? Bir de bunu sınava yakın bir zamanda yapıyorlar. Benim ponçiklerim zorluk yaşıyor. Özellikle dil bilgisine geliyor arkadaşlar. Türkçede dil bilgisine geliyor. Yani öğrenci afallayıp kalıyor. Birçok kelimelerin yazılışları, işte noktalama işareti hepsi değişiyor. Ayrı mı yazacağız, bitişik mi yazacağız? Yani yeşil zeytinle siyah zeytinin yazımı çok farklı. Allah aşkına ya birisi siyah zeytin, birisi yeşil zeytin. Ne fark eder kardeşim? Birine ayrı yazıyoruz, birini bitişik yazıyoruz. Bu nasıl bir mantık ya? Allah aşkına bunlar ne halt diyor? Türk Dil Kurumu'nun başındaki adamlar ne halt diyor? Gerçekten sinirlendim bak şu an. Neyse Türk Tarih Kurumu derken TTK değil de TTK diyelim bari. 1931 tarihinde TTK kuruldu arkadaşlar. Peki amacımız ne? Tarih ve dil üzerine akademik düzeyde çalışmalar yapmak. Neslimizi, geçmişimizi detaylı bir şekilde araştırmak. Değil mi? Arkadaşlar 1932 tarihinde Türk Dil Kurumu kurulacak. TDK kuruluyor. Burada da arkadaşlar Türk dilinin üzeri, Türk dili üzerine akademik çalışmalar yapmak, Türk diline sahip çıkmak, Türk dilinin asimile olmasını engellemek için çalışmalar yürütmüşlerdir. Özellikle arkadaşlar biliyorsun Türk Dil Kurumu selfie kelimesi. Mesela ne diyoruz hep beraber? Hadi ponçiklerim hep beraber bir selfie çekinelim diyoruz. Sizinle zafer selfiesi işte hepiniz kazanmışsınız. Üniversitelere yerleşmişsiniz. Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi'ni kazanmışsınız. Ben diyorum ki hadi hep beraber bir selfie çekinelim. Bunun üzerine Türk Dil Kurumu diyor ki hayır no Ramazan Hoca no Selfie demeyeceksin. Öz çekim diyeceksin diyor. Öz çekim. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bunu kim ayarlıyor? Türk Dil Kurumu. Şimdi geliyoruz şapka ve kılık kıyafet. Ha bu arada arkadaşlar Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu hangi ilkeye girer? Tabii ki anahtar kelimeniz Türk, tarih değil. Bunlar hangi ilkeye girerdi? Milliyetçilik. Şapka ve kılık kıyafet kanununa bakalım sizinle beraber. Arkadaşlar bu kanundaki amaçladığımız şeyler nelerdir? Kılık kıyafetteki karmaşaya son vermek. Kimisi cübbe giyiyor, kimisi gömlek giyiyor, kimisi şallar giyiyor. E kardeşim burada bir kargaşa var. Bu kargaşaya son vermek. Herkes tek tip kıyafet giysin. Modern kıyafetler giysin diyerek arkadaşlar ne yapıyoruz? Kılık kıyafet karmaşasına son veriyoruz. Bu hangi ilkeye girer? Halkçılık. Dini içerikli kıyafetlerin sembolleşmesini engellemek istiyoruz. İnsanlar sokaklarda cübbeli insanları görünce başını eğip selam veriyor. E kardeşim Cübbeyi görünce, sarayı görünce insanlar itibar gösteriyor. Ama diğer insanlara itibar göstermiyor. Öyle değil mi? Günümüzde de işte bu nedir? Kravatlı insanlara bir itibar gösterme var. Öyle değil mi? Benim işçi, emekçi insanlarım, sanayici, inşaatçı, abilerim, amcalarım, babalarım ne yapıyor arkadaşlar? Kravatlı insanlar kadar itibar görmüyor maalesef. Eskiden cübbeli insanlara itibar gösteriliyormuş. Şimdi de kravatlı insanlara itibar gösteriliyor. Diğer insanlar aşağılanıyor maalesef. Yazık. Arkadaşlar dini içerikli kıyafetlerin sembolleşmesini engellemek istiyorsak bu hangi ilkeyle alakalı? Layıklık. Yine modern ve çağdaş bir toplum oluşturmak istiyorsak bu da inkılapçılık ilkesiyle alakalıdır. Unutmayın. Evet tekke zaviye ve türbeler soyadı kanunu takvim saat ve ölçülere bakalım arkadaşlar. 1925 tarihinde tekke türbe zaviyeler kapatıldı. Hocam Allah aşkına, tekke ne demek, zaviye ne demek, türbe ne demek Allah aşkına diyeceksiniz. Ben de diyeceğim ki sakin ol dostum, sakin ol. Bak, bak şimdi. Tekke, tarikat üyelerinin bir araya gelip dini ibadetlerini yaptıkları yerlerdir. Zaviyeler ise tekkenin küçüğüne denir. Türbeler ise mezarlardır arkadaşlar. Peki bunların kapatılması hangi ilke girer? Tabii ki lehlik. 1934 tarihinde soyadı kanunu çıkarıldı. Arkadaşlar soyadı kanunu ile A, Paşa, Bey, Şeyh, Şıh gibi ünvanlar yasaklandı. Yine bunların yanında küçük düşürücü lakaplar var. Nedir onlar? Kör, topal, çolak, tat, dilsiz gibi. Arkadaşlar bu lakaplar kaldırıldı. İşte örnek verelim. A'nın oğlu Ali. Diğer tarafta ise topal Mustafa'nın oğlu Ahmet. Mesela. Kel İsmail'in kızı Ayşe, öbür tarafta beyin kızı Elif. Değil mi? Bir tarafı övüyorsun, bir tarafı gömüyorsun. İnsanlar arasında bir ne var? Fark var, ayrım var, uçurum var. E kardeşim Mustafa Kemal diyor ki, lakap ve ünvanları kaldırıyoruz. Bunun yerine söyle getireceğiz ve böylece herkes eşitlenmiş olacak. Değil mi? Kimse kimseden üstün değil. Bu yüzden arkadaşlar söyle kanunu hangi ilkeye girer? Halkçılık. Unutma. Takvim saat ve ölçülere bakalım arkadaşlar. Eskiden okka, endaze, arşın vardı değil mi? Bunlar kalktı yerine metre, kilogram gibi ölçü birimleri geldi. Arkadaşlar eskiden yerel saat kullanılıyordu. Şimdi ulusal saate geçtik. Takvimlerde eskiden Rumi takvim vardı ve Hicri takvim vardı. Gazi Mustafa Kemal 1926 tarihinde ne yapıyor? Miladi takvimi getiriyor. Peki bu yaşanan hadiseler hangi ülkeyle alakalı? inkılapçı eski atıp yerine yeni modern bir şey getiriyoruz inkılapçıla girer. Bir diğer gelişmelerimiz İzmir İktisat Kongresi diyor. Hocam İzmir İktisat Kongresi 1923 tarihinde toplanmıştır. Kongreye başkanlık eden Kazım Karabekir'dir. Çıkmış sınav sorusu. Kongrede Misak-ı İktisadi kararları kabul edilmiştir. Yani ekonomik kararları alınmıştır arkadaşlar. Bu kararlar ile bağımsız bir ekonomi oluşturmak istiyoruz. misak iktisadi kararları milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir arkadaşlar. Unutmayın. Yani yerli üretimi savunan, yerli malını savunan, ihracatı artırıp ithalatın azaltılmasını savunan kararlar alınmıştır arkadaşlar. Unutmayın. Teşviki Sanayi Kanunu, Sanayi Teşvik Kanunu olarak geçer. Arkadaşlar burada 1927 tarihinde çıkarılmıştır. Bu kanun devletçilik modeliyle ilgili de devletçilik ilkesiyle ilgili. Yeter ki diyor siz sanayiler kurun, fabrikalar kurun. Ne kadar eksiğiniz varsa ben size kredi olarak vereceğim, destek olacağım diyor devlet. Birinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlanıyor. Arkadaşlar kalkınma planlarının hazırlanması biliyorsunuz devletçilik ilkesiyle alakalıydı. Birinci 5 yıllık kalkınma planı 1933 yılında hazırlanmıştır. Başarılı oldu. Bunun üzerine ikinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlanacak. Fakat uygulanamayacak. Bu yüzden ÖSYM diyor ki ikinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlandığı halde neden uygulanamamıştır? Çünkü 2. Dünya Savaşı çıktığı için uygulanamamıştır. 2. Dünya Savaşı 1939 tarihinde çıktı. Unutma. Ve geliyoruz son kavramlarımıza. Arkadaşlar ticaret alanında yaşanan gelişmelerden birisi de İş Bankası kurulmuştur. İş Bankası 1924 tarihinde kuruldu. ilk özel bankadır. Hatta İş Bankası'nın ilk genel başkanı Celal Bayar'dır arkadaşlar. Unutma ilk özel banka Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası İş Bankası'dır. İlk genel başkanı da Celal Bayar'dır arkadaşlar. Daha sonra 1938 tarihinde Halk Bankası kurulacak. Bankalar sorulabilir arkadaşlar. Hangisi Mustafa Kemal zamanı açılan bankalardır ya da değildir diye sorulabilir öncül olarak. Ziraat Bankası Mustafa Kemal zamanı açılan banka değildir. Ziraat Bankası Osmanlı döneminde Mithat Paşa tarafından açılan bir bankadır. Hatta Ziraat Bankası'nın ilk ismi Memleket Sandıkları olarak geçerdi. Unutmayın. Arkadaşlar gelelim son kavramımız Kabotaj Kanunu çok önemlidir. Bunu yanına yıldız atıyorum. Sorulma ihtimali çok yüksek çünkü denizlerde Yunanistan'da yaşadığımız bir kriz var. Denizlerde işte doğal gaz bulduk, petrol bulduk dedik değil mi? Sürekli denizlerde gündeme geldi. Bu yüzden sorulma ihtimali var. Denizcilik kanunu olarak geçer. Şimdi arkadaşlar bakın. Türk karasularında ticaret yapabilmek ve Türk denizlerinde gemi işletme hakkı için kabotaj kanunu çıkardık. Yani herhangi bir yabancı gemi Türk karasularında ticaret yapmak istiyorsa Türkiye'den izin almak zorunda. Bizim mıntıkaya girdin kardeşim bizden izin almak zorundasın diyoruz. E kardeşim Türk'le yabancı kıyaslıyorsak hatırlayın Atatürk İlkeri adlı videomu 8 dakikalık videomu hatırlayın. Türk'le yabancı kıyaslıyorsak hangi ilkeydi? Milliyetçilik. Öyle değil mi? Kabotaj kanunu denizcilik kanunudur unutma. Hangi ilkeye girer? Milliyetçilik ilkesine girer arkadaşlarım. Böylece sizlerle beraber üniteyi tamamlamış olduk. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki ünitemiz olan Türk dış politikasında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.